Türkiye'nin bütün adliyelerinde şu anda Erdoğan korkusu var. Onun istediği doğrultuda karar vermeyen hakim savcıyı anında darbeci ilan edebilirler, terörist ilan edebilirler, içeri atabilirler. Onunla birlikte hareket etmeyen vali, emniyet müdürü, bırakın onunla birlikte hareket etmeyen çevik kuvveti terörist ilan edip içeri atabilirler. Dolayısıyla belediye iş başkanlarımız şu anda bir adil yargılama sürecinin içinde bir parçası değil de tam bir diktatörlük faşizan rejimin elinde rehinedirler. 5 gündür rehine olarak tutuluyorlar. Ben buradan savcıya soruyorum. 5 gündür ne bekliyorsun? Soru sormak için 5 gün hücrede mi tutman lazım belediye iş başkanı? Sen kimsin ya? Hangi yetkiyle, hangi yerle, hangi hukukla bunu? İfadeye çağırdın da gelmedi mi başkanlarımız? Zaten belediye adliye bitişik, gece gündüz belediye başkanlarımız adliyedeler. Belediyeye giremiyorlar ki. İfade vermekten kendi işini yapamıyorlar. Her gün ifade edelim. Ama savcı efendiye yetmemiş bu. İlle gözaltına aldıracak, ille 5 gün, 10 gün il iş başkanlarımıza, yöneticilerimize yaptığı gibi 1 ay ille de gözaltında tutacak, cezalandıracak. Bunun nerede, kanunda, hukukta nerede yeri var? Normal bir şeymiş gibi biz de içimize sindirelim istiyorlar. Asla kabul etmeyin. Bu bir onursuzluk dayatmasıdır. Mesele Gülten Kışanak Fırat Hanım meselesi değildir. Sadece onları ilgilendiren bir mevzu değildir. Adım adım bir Hitler rejimi Türkiye'de kabus gibi herkesin hayatına karanlık bir şekilde çökmüş durumda. İstanbul'da, İzmir'de, Akdeniz'de, Orta Anadolu'da AKP'ye biat etmeyen, Erdoğan bizim padişahımızdır demeyen herkes terörist ilan edilmiş durumda. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Yıllardır zaten bize bu muamele yapılıyor. Ve bunun adına demokrasi, ileri demokrasi diyorlardı. Şimdi artık Türkiye'nin uyanması, ayağa kalkması lazım. Türkiye'nin batısında yaşayan, özgürlükten, demokrasiden yana, adaletten yana bir dünya isteyen herkes bugün sesini Kürt'ün sesine katmazsa, bugün Kürt'ün uzattığı eli tutmazsa, yarın tepelerine binmiş bir Hitler faşizminin katliamı altında inlerken ahvah edecek fırsat bile bulamayacaklar. Gün bugündür. Dayanışmanın, ittifakın, birliğin günü bugündür. Yarın bunun zamanı olmayacak artık. Hakeza devlet içerisinde, yargıda, bürokraside bütün bu gidişatın tehlikesini görenler sesini çıkartacaklarsa bugün çıkartacaklar. Birçok ülkede faşizm, diktatörlük inşa edilirken onurlu yargıçlar çıktılar. Anayasa mahkemelerinden, ceza mahkemelerinden savcılar, yargıçlar çıktılar. Dediler ki biz ülkemizi bu hukuksuzluğa teslim etmeyiz dediler. Valiler çıktılar başka ülkelerde. Kaymakamlar çıktılar. Belediye başkanları itiraz ettiler. Dolayısıyla bütün bu direniş yükünü de, bütün Türkiye'nin yükünü de bizim omuzlarımıza bırakmasınlar. Bir tane mi hukuka inanan savcı yok bu ülkede ya? Çıkıp istifa dilekçesini verebilecek bir tek hakim yok mu? Bıktım artık bu baskıdan, bu hukuksuzluktan. Ben AKP'nin üyesi, komisyonun üyesi değilim. Erdoğan'a da biat etmeyeceğim diyebilecek tek bir cesur bürokrat kalmadı mı? Rektör, vali, kaymakam. Neredesiniz kardeşim? Yumruğumun işte. Bak hepinizi terörist ilan ettiler. 59 ilin emniyet müdürünü bir gecede görevden aldılar. Niye? Yeterince Erdoğan'a biat etmemişler. Vatansever mi değiller? Yeterince bizi dövmediler mi? Fazlasıyla dövdüler. Ama yetmiyor. Erdoğan'a kul köle olunması lazım. Bizim işte yıllardır dikkat çektiğimiz tehlike buydu. Bakın adım adım geldi. Devam da edecek. Direnebilen bir biz kaldıysak o halde bedeli ne olursa olsun. Geri adım atmayacağız. İnsan daha kısa yaşayabilir. İlla hepimiz 100 yaşına kadar yaşayacağız diye bir şey yok. Allah'ın takdiridir. Canı nasıl vermişse öyle alır. Bir saniye uzun, bir saniye kısa. Fark etmez. Onurlu olsun yeter onurlu. Onurlu bir dakika yaşayalım. 100 yıl şerefsiz yaşamaktan evladım, iyidir. Bugün eş başkanlarımız
Fırat Hanlı, Gülten Kışanak şahsında belediyelerimizi, KCA sözcümüz Ayla Akat şahsında kadınlara, gençlere, dün çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle, memurlara, doktorlara, öğretmenlere, akademisyenlere tam bir onursuzluk dayatılıyor. İşi ekmeği elinden alınıyor. Devlet tam bir parti devleti haline getiriliyor. AKP'li olmayan, sadece AKP'li de değil, AKP'de olup Erdoğan'a biat etmeyen hiç kimseye artık bu devlette yer yok. Devlet artık bir partinin devletidir. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda CHP'nin devletiydi. 1950'ye kadar tek parti devleti, tek parti hükümeti ve tek parti bir çeşit diktatöryası vardı. Şimdi aradan zaman geçti. Erdoğan artık tek parti devleti, tek parti hükümeti ve tek lider olarak Türkiye'ye ben egemenliği kuracağım diyor. Bakın işten atılan memur arkadaşların her birinin suçu günahı Erdoğan'a biat etmiş olmamaktır. Başka da hiçbir suçları günahları yok. Bu kadar doktor, bu kadar efendim akademisyen, öğretmen, kamu kurum kuruluşlarındaki 11 bine yakın memur tek bir kanun hükmünde kararnameyle sorgusuz, sualsiz dün akşam işten atıldılar. Öyle görünüyor ki devam edecek. Devam edecek de nereye kadar? İşte bizim bileğimizi bükemedikleri müddetçe kazanamayacaklarını bildikleri için temel saldırı noktası HDP olmuştur. HDP'ye saldırarak önümüzdeki seçimlerde yerel, genel, referandum, başkanlık her türlü seçimde bizi bypass etmeye çalışıyorlar. İrademizi kırmaya çalışıyorlar. Bugün belediye başkanlarımız, yarın milletvekillerimiz ve partiye kapatmaya doğru gidecekler. Evet, birilerinin hoşuna gidebilir. Bahçeli gibi sarayda 4C sözleşmeli iş bulduğu için sevinenler, yarın sana sıra geldiğinde yanında seni sarılacak kimseyi bulamayacaksın. Koltuğunu kurtarmak için ilkelerini satan, partisinin mücadelesini bir tarafa iten genel başkanlar bu ülke için umut değil artık. Ne ana muhalefette ne yavru muhalefette. Türkiye'nin Kürt halkının, emekçinin, kadının özgürlüğünün umudu yok artık. Bütün ezilenler, zulüm görenler, malı mülkü gasp edilenler, işten atılanlar, cezaevlerinde işkence görenler, mahkemelerde sorgusuz sualsiz cezalandırılanlar, sokakta coplanan, gazlananlar, üniversitelerde dayak yiyen öğrenciler, işten atılan akademisyenler, onursuzlaştırılmış üniversite yönetimleri. Bakın artık rektörlük de seçimi kaldırdılar. Bitti. Bundan sonra rektörü doğrudan beyefendi atayacak. Yarın diyecek ki genel seçime de gerek yok. 550 milletvekilini ben belirlerim. Yerli ve milli olur. En güzelini ben seçerim deyip damadı, kayınçosu, eniştesi ne varsa hepsini milletvekili yapar. Ülkeden de ses çıkaracak kimse kalmaz. Bunların hepsi trajikomik gelebilir ama yakın zamanda 1945-50'lerde bunu yapmış bir lider var dünyada. Bıyığı şöyle kısa, adı Hitler. Yapmış, aynısını yapmış. Parlamentoyu feshetmiş, seçimleri tanımamış, partileri kapatmış, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmış, sendikaları kapatmış, devlet içerisinde ne kadar muhalif memur varsa işten atmış, tutuklatmış. Bak aynısı, aynısı. Arkasından kendini başkan ilan etmiş. Aynısı. Ve sonra bütün dünyanın başına bela olan dehşet bir savaşın Avrupa'nın göbeğinden dünyaya yayılmasına yol açmış. Yahudi soykırımını gerçekleştirmiş. Bu tür çılgın anlayışların yapamayacağı şeyler yoktur. Buna karşı işte bir tek kişi bile karanlıktan mum yakarsa, bir kibrit çöpü çakarsa orası karanlık olmaktan çıkar. Bizi susturmaya çalışmalarının nedeni budur. İşte bu ablukanın nedeni budur. Direnebilen bir tek biz kaldığımız için, bu karanlıkta tek aydınlığı saçan merkez biz olduğumuz için üstümüze bu kadar barbarca geliyorlar. Gelmeye devam etsinler. Biz her gün ittifakımızı sokaklarda ev ev dolaşarak büyüteceğiz. Elinden tuttuğumuzun kimliğine bakmayacağız. Kürt müdür, efendim Türk müdür, Alevi midir, başı açık mı, kapalı mı, buna bakmayacağız. Mazlum mudur, ezilen midir? Direnmeye hazır mıdır? Buna bakacağız. Böyle bir ittifak anlayışıyla ev ev 81 ilde çalışma yürüteceğiz. Şu saatlerde
şu saatlerde belediye başkanlarımızın ifadesinin bitmiş olduğunu düşünüyoruz. Adliye sevk edilmeleri lazım. Savcının ifade alıp onları serbest bırakmaları lazım. 5 gün bile fazladır. 5 gün. 5 gün bu arkadaşlarımızın gözaltında tutulması bile fazladır. Zannedersiniz ki suçüstü hali var, uçaktan inerken belediye başkanını alıyor ya. Zannedersiniz suçüstü hali var, belediye başkanının evini basıp Fırat Bey'i alıyor. Ve daha bir hafta önce Fırat Bey, Fırat Hanlı aynı soruşturmadan dolayı ifade vermiş savcıya. Aynı soruşturma. Bir hafta sonra evini basıp gözaltına aldırıyor. Kardeşim bakın, suçüstü diye bir şey de yok. Geçen yıl yapılmış bir konuşma, 3 yıl önce yapılmış bir açılış. Peki 1 yıldır, 3 yıldır niye bekliyorsun? Suç idiyse 3 yıldır niye bekliyorsun? Demek ki bunların hepsi siyasi bir hesabın, siyasi bir ajandanın adım adım uygulanmasıdır. Asla bu yargı meselesi değildir. Başbakan zaten dinlediniz, elini ovuşturuyor. Yargı kararını versin diyor, kayyum atamasını sonra kararlaştıracağız. Bekliyor. Savcıya talimatı vermiş, bunları içeri al, tutuklatın. Biz de bir kayyum atayalım, Diyarbakır Belediyesi'ne el koymuş oluruz. Öyle mi? Peki. Kayyumun görev süresi ne zamana kadar? Sandık kurulana kadar. Eğer isterseniz bir kanun hükmünde kararname çıkarın. Deyin ki kayyum Diyarbakır'ı 100 yıl yönetecek. Siz bilirsiniz. Aksi takdirde seçim sandığı kurulduğunda sen, saraydaki zat, kayyumunuz ve bütün hırsız takımınız çıkmamak üzere gönderilecek. Milletvekili atamayla, buranın efendim valisi atamayla, belediyesi atamayla. Hepsi de başka yerlerden, doğrudan partinin merkezinden, CHP'nin merkezinden yapılırdı. Şimdi aynı döneme döndük. Aradan 100 yıl geçti. Beyefendi bir kez daha bize o yılları yaşatmak istiyor. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Seçim kanunu değişikliği için Erdoğan bu defa onun fitilini, tartışmanın fitilini ateşleyecek. Ve seçimde 400 milletvekilini alabileceği sistem neyse onu parlamentoya getirip dayatacak. Yani seçimleri de kaldıracak. Yerel seçim, genel seçim artık onun umurunda değil. Bir seçim kaybederse bütün bu yaptıklarının hesabını vereceğini biliyor. Cezaevlerinde efendim şu anda sorgu merkezlerinin birçoğunda yapılan işkenceden, evet AKP'lilerin haberi olmayabilir ama senin benim hepimizin haberi var. Dün açıklamada belirttim. Önceleri evet şu gençler gözaltına alındığında işkence görürdü. Ve bunu ispatlamak da büyük zorluktu gerçekten. Doktor rapor vermezdi, savcı kabul etmezdi, mahkeme suç duyurusunu işleme almazdı. Fakat Danıştay üyesi bir kadın hakim, Danıştay üyesi yüksek hakim, yani yargıda gelebileceği en son noktaya gelmiş bir yargı mensubu kadın hakim, Silivri'de işkence altındayım diye sesini duyurmaya çalışıyor. Silivri'de bana aylardır işkence yapıyorlar, tecritteyim, avukat gelemiyor, mektup yazamıyorum diye aklını yitirmek üzere hücrede. Ve bu kim biliyor musunuz işte? Danıştay üyesi bir hakim, kadın hakim. Bu kadar pervasız bir şekilde işkence yapılıyor. Ve Adalet Bakanı çıkıp diyor ki varsa işkence ispatlayın. Ya Bekir Efendi, defalarca sana çağrı yaptım. Gel beraber bir cezaevine gidelim. Madem kendine güveniyorsun, Adalet Bakanısın, beraber Silivri cezaevine gidelim. Yanımızda İstanbul Başsavcısı olsun, İstanbul Barosu'ndan temsilciler olsun. Birkaç tane hücreyi gezelim. Hangi siyasetten olursa olsun, hangi suçlamadan olursa olsun, ayrım yapmadan gezelim. İşkence var mı yok mu onlardan dinleyelim. Ve eğer işkence varsa çıkışta sen istifa et. Yok eğer oradakiler memnunsa, işkence falan yok, biz burada gayet rahatız diyorsa çıkışta ben istifa edeyim. Ya memleket senden kurtulur ya ben de. Bu kadar açık çağrı yapıyoruz bu bakanı. Ama bakanın kendisi işkenceyi örtmekle görevli. Adalet Bakanı şu anda işkencenin üstünü örtmekle görevli bir memur gibi çalışıyor. Zulümün üstünü örtmekle görevliler. Zaten saraydaki zat her gün çıkıp diyor ya, ne mağduriyeti, mağduriyet yok ki diyor. 110 bin memuru işten atmışlar. Düşünün, 33 bin tutuklu var sadece birkaç ay içerisinde. Mal mülklerine el koyduklarının haddi hesabı yok. Hazine bütçesinden daha fazla şu anda insanın özel malına el koydular.
parasına, oturduğu eve, arabasına, bir çadırı yok insanların yaşayabileceği. Böyle bu hale getirdik. Halen mağdur yok diyor. Aylardır hakim yüzü görmemiş tutuklular var. İşte daha dün akşam Türkiye'nin tek Kürtçe gazetesi Azadiye Velat'ta kapatıldı. Efendim Kürtçe televizyon kapatıldı. Muhalif bütün ajanslar kapatıldı. Dünyanın tek kadın ajansı, haber ajansı Jinha dün kanun hükmündeki kararnameyle kapatıldı. Artık tek kanallı TRT dönemine geçti. Bütün televizyonlar artık Tayyip Bey'i efendim canlı olarak verecek. Öksürdüğünde, hapşırdığında otomatikman canlı yayına geçilecek. Bunu kabul etmeyenler artık Türkiye'de kapatılacak, hasta edilecek. Biz bunu aşmak istiyorsak ev ev dolaşmalıyız. Bu çalışma çok önemli. Bakın, sakın bu çağrılarımızı küçümsemeyin. Vekil arkadaşlarımız, efendim meclis üyelerimiz, parti meclisi, MYK üyelerimiz, ev ev her akşam dolaşılacak. Kahve kahve, esnaf esnaf gezilecek. Birbirimizden haberdar olmamızın yolu basın aracılığıyla kesiliyorsa yüz yüze çalışma yürüteceğiz. 90'lardaki gibi, 2000'lerdeki gibi. Tıpkı o günlerin zor koşullarında çalıştığımız gibi. Şuradaki çalışma arkadaşlarımız çalışsa bile yeter. Her tarafta en az bilgili, bilinçli, örgütlü, disiplinli bir kitleyi yaratmak için bu arkadaşların çalışması bile yeter ki şu anda bizim örgütlü olduğumuz bütün illerde on binlerce kadromuz sahada çalışma halindedir. Emin olun bunlar yenilecekler. Bizim kendimize özgüvenimiz, inancımız tamdır. Neden kendimize güveniyoruz? Meşruiyetimize, haklılığımıza inanıyoruz. Taleplerimizin, davamızın haklılığına, güçlülüğüne inanıyoruz. En büyük gücümüz budur. Birbirimize inanalım, birbirimize sığınalım, güvenelim, el ele verelim ve bu zorlukları da tez zamanda aşalım diye ilk kez daha buradan çağrı yapıyorum. Belediye iş başkanlarımız konusunda eminim ki zaten buradaki savcı ve hakimlerin bir kısmı en azından talimat almadan çalışmazlar. Yani Ankara'dan gelecek baskıya ve talimata göre hareket ederler. Fakat unuttukları bir şey var. Halkın da bir gücü vardır. Kamuoyunun bir gücü vardır. Ve o harekete geçtiğinde senin saraydan gelen talimatını da tuzla buz edecek en büyük güç. Bütün Ahmet halkının, sizlerin bu duyarlılığın devam etmesini bekliyoruz. Umut ediyorum büyük bir hataya, haksızlığa, çılgınlığa imza atmazlar. Buradan bir tutuklama çıkmaz diye umut ediyorum. Hele hele kayyum ataması ve benzeri girişimler, Diyarbakır Belediyesi, Van ve Mardin belediyeleri içinde bir hazırlık yapıldığını biliyoruz. Bu çılgınlıkları artık yapmamalarını diliyoruz. Ama bu çılgınlıkları yapmayacaklar diye bir şey de yok. Çok daha beterlerini gördük. Sur'da, Cizre'de nasıl büyük katliamlara imza attıklarını gördük ki o komutanların hepsi tutuklu şu anda. Gece gündüz burada tank atışı yapan komutanlar darbecilikten içerideler. Bak yarın bir gün burada görev yapan kamu görevlileri de harcanabilirler. Hatırlıyorsunuz değil mi, bir zamanlar cemaatin bir savcısı vardı, böyle güneş gözlükleri olan göbekli bir Zekeriya vardı. Hatırlayan var değil mi? Nasıl kaçtı hatırlıyorsunuz? Nasıl kahraman gibi her gece televizyonlara çıkarıyorlardı o savcıyı? Zekeriya Efendi gece gündüz insanlar hakkında haksız, hukuksuz davalar, soruşturmalar, demeçlerle bir süreç yönetiyordu. İddianamelerinin hiçbirini de kendisi hazırlamazdı. Onu tanıyan arkadaşlarımızdan biliyorum. Hiçbir iddianameyi kendisi hazırlayacak kapasiteye bile sahip değildi. Ankara'da iddianame hazırlanırdı, gönderilirdi. Zekeriya Efendi sadece altına imza atardı. Kahraman savcı diye ortalıkta gezerdi. Bakın şimdi aynen o Şener Şen'in bir filmde var ya, koşuyor böyle. Tavanlarını göstererek öyle kaçtı. Buradaki savcılar da bunu bilsinler. Yarın bir gün bugün sırtlarını sıvazlayanlar yarın bir gün işler tersine döndüğünde ilk bunları satarlar. Sahip çıkmazlar. Devlet içerisinde görev yapanlar da kanunun dışına çıkmasınlar. Suç işlemesinler. Bugünkü iktidara güvenmesinler. Devlet dediğimiz şey hukukun, kanunun dışına çıkarsa ortada asla düzen diye bir şey kalmaz. Yurttaş, vatandaş suç işler.
adil bir şekilde sorgularsın, yargılarsın. Ama devletin kendisi kanun dışına çıkmışsa, kanunsuz bir devlete dönüşmüşse, gangstere dönüşmüşse işler kötüdür. İşte burada adaleti sağlamak yurttaşın görevidir. Vatandaşın görevidir. Burada da elbette ki bedeller ödendi. Ödemeye de devam edeceğiz. Bunu da göze alarak bu özgürlük mücadelesini elbet bizler kazanacağız değerli kardeşlerim. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum.